toprak tutar milleti, toprak zapteder. Ekranların en anlamlı, en özel, en içten, en halktan, en candan programı, Bir Milletin Efendisi programıyla tekrar huzurdayız sevgili izleyenler. Bu hafta sizlere İzmir, Menemen, Göktepe köyünden sesleneceğiz. Burası bayağı havadar bir köy, manzarası olan bir köy. Evet, bu köyde sevgili izleyenler, büyükbaş, küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Muhtarımızın davetlisi olarak köye geldik. Evet, Yörük Türkmen büyüklerimiz bu köyde. Bir Yörük köyü bu köy. Evet, büyükbaş, küçükbaş hayvancılığımızı konu alacağımız Milletin Efendisi programı başlıyor. Evet sevgili izleyenler, Menemen'de Göktepe köyünde gezintimiz devam ediyor. Osman Bey'in küçükbaş hayvan çiftliğindeyiz. Alman karabaş koyunu var sende. Evet. Hangileri? Şu siyah başlı dediğimiz, işte ayakları dizine kadar siyah, başları siyah, tüysüz olanlar. Siyah başlı Alman et koyunu, Schwarzkopf diye geçer. Evet. Bunlar toklu, ilkine doğum yapacak. Yani bunlar daha yaşından yeni çıkma, 14-15 aylık falan. Şimdi Alman karabaş bayağı meşhur oldu buralarda. Alman karabaş seçmemizin nedeni doğum. İkizlik oranı çok yüksek. 200-300 doğru olanı. Sütü iyi yetiyor kuzularına. Bir de et tutma oranı çok yüksek. Çok yüksek. 100-110 gibi günde 55 kilo, 50 kilo, 55 kilo kadar bir kilo yapabiliyorlar. Yani 3-3,5 aylık bir sürede 50-55 kilo arası çıkabiliyor kuzuları. 3-3,5 aylık. Evet. Yani o da kaşak besi dediğimiz. Annesinden doğar doğmaz hiç mera görmüyor kuzu. Direkt 10-15 gün sonra şeye başlıyor. Yeme başlıyor. Bir ay sonra tamamen sabah akşam annesini birer saat görür. Devamlı yemin başında kaşak yem. O şekilde 50-55 kiloya kadar 3-3,5 ayda ulaştırıyoruz. Evet, içeride neler var? İşte bunlar anneleri Alman Merinosu. Baba ırkı olarak bu sene Suffolk ve Ile-de-France kullandık. Çıkan kuzularımız bu şekilde. Randıman oranı çok yüksek. En son kestirdiğimiz kuzular 100 günlükte karkas olarak 25 kilo et döktü. Randıman olarak da 156 randıman verdi. Gel kızım, gel. Adam abi çeksek iyi olur diyor da. Yani çok mahallemizin en eski, en bilinçli üreticisi. Köyümüz diyelim. Şimdi köyümüzün muhtarım. Evet. Ben gıcığım yani. Şu anda da duysun devlet yetkilisi. Evet, duysun. Ben ölene kadar bu köylere köy diyeceğim abi. Mahalle demeyeceğim. Tabii öyle dönüştürüldüğü için o şekilde resmi. Köy arkadaş. Evet. Köy. Burası köy. Tabii ki. Mahalle diyeyim. Mahalle şehrin içinde olur. Evet. Köyümüzün, Göktepe köyümüzün en eski koyun üreticisi. Yaklaşık 15 yıldır yapıyor. Yani güncel son gelişmeleri, hayvan ırklarını, aşılarını takip ediyor. Yani bir ziraat mühendisi kadar bilgisi var Osman Yılmaz arkadaşımızın. Bayağı da gördüğünüz gibi hayvanları da bakımlı, güzel, aşılı. Yani ikiz kuzu alıyor genellikle.
etlik çalışıyor. Yani 100 gün deyince hayvanlar yaklaşık 40-45 kilo arasına geliyor. Geldiğinde Ulukent'te kestirdiği yer var. O şekilde bu işi sürdürüyor yani. Evet. Evet Osman Bey. Menemen koyunu söylediniz de çok ilgimi evet, çekti. Evet. Yani menemen koyunu da herhalde ilde Fransızla mı çiftleştirildi? Nasıl elde edildi? Şimdi menemen Ziraat Fakültesi'nde bizim bu Menemen'deki çiftlikte bunun ana alterini Tayrova, baba alterini İldo Frens, saf İldo Frens olarak kullanıp melezleme sonucu Menemen ırkı diye bir koyun ürettiler. Şimdi oradan bu çevre ilçelere, illere, köylere damızlık olarak veriliyor. İşte ben onu araştırdım, duydum. İlk önce onunla başladık. Yani et olarak. Daha önce sakız vardı. Sakızda randıman alamadık. Yani sakız et tutmuyor. Süt olarak çok iyi. Kurbanlık çalışan olarak çok iyi. Ama süt olayı fazla olduğundan bize gelmiyor. Yani bize 9 aya bir kuzu lazım bizim koyunun altına. Yani 2 yılda 3 doğum olduğu zaman öyle olacak yani. İşte Alman Merinosu, Menemen koyunu ve siyah başlı Almanet olarak et ırkına döndük. Şu an çok memnunuz. Et tutma oranı bayağı yüksek. Vallahi burada yeriniz güzel, damınız güzel. Meranız güzel. Şimdi yani ayak burası... ayak problemi hiç yaşamıyoruz. Yani bir bu yaşlık olayı hiç yok bizim burada. Yağmur yağsın. Ya bir gün sonra yaş olayı hiç olmuyor. Yani yerimiz yama olduğundan yalnız mera sıkıntımız çok fazla. Mera sıkıntımız şöyle fazla. Mesela şu gördüğümüz arazi tamamen hazine arazisiyken biz mera olarak kullanırken bugün ormaniyeye ağaçlandırma olarak tahsis edilmiş. Ormaniye ağaçlandırma, yarın bir gün orman gelecek, ağaç dikecek yani buralara. Biz buralara hayvan sokamayacağız yani bu. Belki de bırakmak zorunda kalacağız yani. Mer olmayınca bu iş zor oluyor. Biz yarı kapalı bakıyoruz, yarı inisiyatif bakıyoruz bunlara. İşte yılın 4-5 ayı veya 6 ayı dışarıda. Dışarıda derken meradan faydalanıyoruz, yine ek yemleme yapıyoruz da. İşte Menemen ırkında da şöyle bir durum var. Sarf bir ırk olmadığından kuzularında sürpriz olayı oluyor yani. Tayrova ağırlıklı çıkabiliyor. Ama bir siyah başlı Alman gibi değil. Siyah başlı Alman da orijinal çıkıyor yani. Genetiği çok fazla baskın. Siyah başlı Alman. Evet. Melezleri daha farklı. Melezleri siyah başlı Almanla Merinos melezleri çok daha güzel randıman aldık biz. Etçil olarak. Ama damızlık olarak tabii azman diye geçiyor bunlar melezleri. Damızlık olarak pek tercih edilmiyor. Ama et tutma oranı olarak, boysal olarak melezler bir tık daha ileride. İki tarafında üstün özelliklerini aldığı için. Evet. Çiftlikte kaç baş hayvanımız vardı? Şu an 70-75 kadar var. Damızlık gönderiyor musunuz isteyenlere? Çok az. Çok az. Çok az. Yani şöyle söyleyeyim, yani konum olarak yerleştiğimiz bölge biraz daha nasıl diyeyim, yerli hayvancılığa, yani bu şey açık değil. İnsanlar bilmiyor. Yani ben böyle anlatınca kimilerine biraz nasıl diyeyim size şey geliyor, yani abartmış gibi geliyor ama kuzuyu kantara koyduğumda, doğum tarihini çektiğimde insanlar farkına varıyor ama işte yetiştirmek de istemiyorlar. Ya da de ek yemleme çok yapmak gerekiyor. Şimdi eskiden alışmış bizim köylüler saldım çayıra, mevlam gayrı, artık öyle bir şey yok abi. Şimdi eskiden tarım ilacı diye bir şey yoktu. Biz yonca alıyoruz bugün. Yoncaya da ilaç atılıyor. Buğdaya da ilaç atılıyor. İşte pamuğa da ilaç atılıyor. Yani bunları yaptıktan sonra aşılama programını biz 4 aya düşürdük. Mesela zehirlenme aşılarını 4 aya düşürdük. 6 aydan 4 aya düşürmek zorunda kaldık. Yani artık bağışıklık sistemi kabul etmiyor. Şimdi eniştem oluyor kendisi, amcamın kızıyla evli. Çok eskiden beri, yaklaşık 50-55 yıldan beri bu hayvancılık sektörünün içinde. Çok önceden böyle daha bilinçli küçükbaş hayvan bakımı yapılmıyordu. Şimdi oğlu tabii ki güncel haberleri, aşıları, yani yeni ırk, etçil ırkı biliyor. Fakat babası daha eskileri. Eskiden nasıl hayvancılık yapılıyordu, nasıl bu aşamaya kapalı hayvancılığa dönüştürüldü, o daha iyi biliyor. Ona da birkaç soru sorabilirsiniz. Esas evet. Bakan. Tanıyalım sizi efendim. Ben Osman'ın babasıyım, Himmet Yılmaz. Himmet Yılmaz. Evet. Şimdi Mehmetciğim, Himmet amcanın böyle gözlerine, poşusuna, böyle bıyıklarına, o git geriye, böyle oradan zoomlayarak gel, arkası da flu olsun, koy yere, zoomla böyle. Yani bir Yörük Türkmeni çekmiş ol. Evet, yaş kaç? Yaş 64. 64 maşallah.
Ya şu poşulara ben hasta oluyorum ya. Ya bizde bu bir alışkanlık haline gelmiş. Küçüklüğümden beri ben. Zaten 12 yaşındaydım. Geçinin arkasına düştüm de. Geçinin arkasına düştüm. Eskiden geçi vardı. Şimdi yaş 64 ama maşallah benden sen daha dinçsin ya. Kilo da yok, fitsin. Şimdi ben genç delikanlı gibi duruyorsun. Askere gittiğin 20 yaşına kadar ne bileyim çobancılıkla rahat geçindim. Hani bir sıkıntım, bir derdim olmadı. Olmadı. Doktoru da askerden geldim şöyle işe girdim boru fabrikasına. Doktorun yüzünü o zaman gördüm. Onu da geri kaçtım. İyi etmişsin. Kadın doktor, doktor bu mu dedim. Bu dediler, oradan geri kaçtım. Mesela öyle günler geçti de. Hani doktor moktor yüzü görmedi. Görmedim ben. Bir televizyonlarda, filmlerde görüyorduk. Görüyoruz evet. Yani ama çocukluğumuzdan beri hayvancılık, küçük baş. Dağdasınız, yayladasınız. Vallahi işte buradayık. Dağlarda çok kaldım ben. Yatı hani mevsimlik. Yaz aylarında dağda kalıyorduk keçiyle. Koyunla bahar aylarında koyun keçi de değişti durmadan. İşte böyle bugüne kadar geldik. Eski yıllarda kaç baş hayvanımız vardı? Bugünle bir kıyaslama yapar mısın? Şimdi 66'da şurası ağıldı bizim. Ama şu karşı küçük ağılla gibiydi. 66'dan beri benim aklıma girdi. Hayvan kullanıyor. Daha önce de ne varmış da tabii ona ben bilmiyorum. Çocukluk o zaman. Yani kaç baş hayvanımız vardı o yıllarda 66? 80-100 baş o aradaydı. Ama kıl keçisi diyorlar ya, kara keçi. Ben kara keçi çok güttüm. Koyun varken daha ufaktım. Onu birader koyun çok baktı. Sonradan koyuna merak sardı. Oğlan büyüdü, bitti. Ben emekli oldum. Çalıştım birkaç yıllarda. Zaten yörük dendiğinde kıl keçisi mi? Kara keçi değil mi akla gelir? Kara keçi. Ya kara keçinin bir masrafı yoktu. Şu taşlara bir sabahları tuz koyuyorduk. Keçinin gördüğü görmüş o. Yem bilmez, iğne bilmez, şu bilmez, bu bilmez. Bilmez. Masrafsız hayvan. Evet. Kara keçi. Ama koyun daha bir başka. Tabii o yıllarda koyun bakma gücümüz yoktu. Bilmiyorduk. Tabii keçiyle şey ettik de koyun daha verimli, daha bereketli bir hayvan. Şimdi şu anda çok memnunuk. Evet, baksana geliyor. Çok seviyorum. Ben zevkle bakıyorum zaten bunlara. Tabii severek yapacaksınız. Evet. Sevmediğiniz İçeri zaman. Mi alıyoruz? Evet, hangi cins bunlar? Bunlar şimdi bu birkaç tane sakız, şu bir tane, iki tane kaldı. Önce sakızdan başladık biz buna. Evet. Sonra da Merinos, Merinos'a çevirdik. Merinos ırkı çoğunluğu, ağırlık Merinos. Et ırkı. Et ırkı. İşte kuzuları da daha bir kısmını yeni bıçağa gönderdik. Bir kısmı burada, onda da bir hafta 10 güne kadar gider. Biraz damızlık ayırdık eve. Koçlar evde. İnsan şimdi muhtarım bu köy hayatını özlüyor. Evet. Hani herkes özlüyor. Aslında bir köylere dönüş projesi olması lazım. Devlet bu hayvancılığı teşvik etmesi lazım. Bedava arsa arazi var. Ya bu millete parasız. Parasız ver bunu, tahsis et. Evet. Koru, temizle buraları de. Senin öz malın olacak de. Teşvik et bunu. Ama yok, maalesef bu yapılmıyor. Yıllardan beri yurt dışından hayvan alıyoruz. Kargas et alıyoruz. Yani böyle bir mantık yok. Evet. Son 10 yılda bak, 10 milyar dolar az para evet. değil. Evet. Elin gavuruna vermişiz. Köylüsüne, çiftçisine vermişiz ya. 10 milyar dolar para ithal etmişiz. Hala da hayvan ithal ediyoruz. Yani hayvan sayılarımız yarılarda, üçte birlerde. Evet. Yani böyle bir bakanlık, böyle bir mantık olamaz. Yani zorumuza gidiyor. Yani şunu çiftleştirmek zor mu ya arkadaş ya? Şimdi Adem Bey, bana dese ki devlet şuradan 100 dönüm arazi verdim sana. Burayı yapay mera yap. Bu hayvancılığı da yap. Yap. Bana vermesin devlet. Sadece kiralasın abi. 30'u 40 yıllığına, 30 yıllığına, 10 yıllığına ya, fazla da değil. 10 yıllığına. Versin yılı... niye kiralasın? Ya, bomboş misal, arazi versin arkadaş şimdi ya. Şimdi bu 1000 yıldan beri duruyor bu taşlı arazi. Bizim bu tarlamız da öyleydi. Bak biz ne hale getirdik. Şu an burada biz her türlü sebzeyi, ağacı, meyveyi yetiştiriyoruz. Emek verdik. Ben burada emek veririm. Biz millet olarak emeğimize acımıyoruz yani. Biz emek bizim artık mayamız olmuş. Bana desin ki buradan niye al şu araziyi yap. Ben bu koyunu 300 de yaparım, 200 de yaparım. Şimdi mera yok. Şu gördüğün arazi abi işte Mayıs'ta bir kurur. Ta ki Eylül, Ekim, Aralık. Güz bahar iyi gidecek, yağmur erken düşecek, bir salalım. Yok, burada da sana izin vermez. Gelir ceza keser. İşte yok şu kadar para vereceksin. Araziyi
versin, köye versin. Yani en azından bana da vermesin. Şurada bir 100 dönüm arazi, 200 dönüm araziyi mer olarak ıslah etse devlet bize. Sadece şuraya getireceği bir tane paletli dozer. Şu taşları güzelce bir dizene sıkacak. Bir mera bitkisini biz dikelim. Zararı yok. 5 yıllık 10 yıllık mera bitkileri var. Ekelim. Münavemeler olarak bütün köylü de otlasın. O da sıkıntı değil abi. İşte iş o i̇şte değil. İşte olay o. Yani devlet bunu yeter ki istesin abi. Yeter devletin ki gücü istesin. Yeter ki istesin. Yani bozkırlar gül olur. Aynen. Her taraf hayvan olur. Eski hayvan varlığımızın belki de 100 katına çıkarız. Yani bu ülkede olmayacak olan iş yok ya. Ama yok. Şimdi Adem Bey ben burada... Yani gölge etme başka ihsan istemem. Evet. Olay bu. 100 tane damızlık veya bıçaklı kuzu yetiştiriyorsam 200 tane yetiştiririm. Bu 200 tane de bu millet yiyecek. Protein olarak. Bizim insanlarımız yiyecek yani. Burada devlet sadece biraz bize el atacak o kadar. Başka bir şey yok yani. Bırak el atmasını, gölge etme. Başka evet. ihsan istemem evet, yani. Evet, o moddayız. Bu da bizim gerçekten zorumuza gidiyor. Yani zoruma gidiyor. Ne yapayım? Ben bunu niçin dillendirmeyeyim ya? Allah Allah. Dağ, taş, toprak, bomboş, arsa, arazi. Anadolu bomboş ya. Anadolu bomboş. Anadolu bomboş. Bu millete ormanları ver, tahsis et, yer ver, önünü aç. Bir el ayak ol. Bak bu millet nasıl üretiyor. Bırak bu ülke insanını, dünya insanının açlarını bakarız ve doyururuz biz yahu. Dünya, var. Dünya açlarını. Bırak var. Bu milleti doyurmayı. Ama... Tabii ki üretim amaçlı olması lazım. Evet. Rant amaçlı değil de hayvan yetiştirici belgesi olacak. Bu işi bilen insanlar olacak. Ya tahsis edilirken de üreticinin yanında, büyükbaş, küçükbaş besicilerinin yanında durması lazım bakanlığımızın. Yani böyle zor şartlar olmasına rağmen üretiyorsunuz. Üretmeye devam ediyorsunuz. Üretmeyen... Devlet sizlere altın madalya takması lazım. Bunu evet. da söyleyelim. Siz üreticisiniz. El üstünde tutup ihtimam göstermesi lazım sizlere, köylüye, üreticiye. Üretmeyen millet yok olmak zorundadır abi. Onun bunun, yok olur yani. Onun bunun uşağı olursun. Uşağı olursun, kölesi olursun. Kölesi olursun, yok olmaya da mahkum olursun. Onun için yani burada bir yumurta da üretsek, bir tane kuzu da üretsek bu ülke için üretiyoruz. İlk önce kendi karnımız doyacak ki ondan sonra ülkemiz için üretiyoruz evet. yani. Onun için amaç o. Ama bizlere de dayatılan yıllardan beri üretme, tüket. Tüketim toplumu ol. Aynen. Yurt dışından gelsin. İthal edelim. Millet köyünü, tarlasını terk etsin. Toprağına kössün. Şehirlere hurra. Ya uzun yıllardır olmuş. Hatta yani, devamlı telefonlar politika çıkıyor. Bu. Evet. Yani devletin politikası da bu. Görünen köy kılavuz istemez. Hala da bu şekilde devam ediyor. Çok yazık, çok yazık yani. Yazık. Binlerce, milyonlarca kez yazık. Yani biz şu zenginliğimizle beraber dedim ya, değil Türkiye'yi, dünya insanlarını bakarız. Dünya açlarını doyururuz ve dua alırız ya, dua dua. Cennetlik oluruz. Ama şu milletin önünü bir açın arkadaş ya. Bir önünü açın şu milletin. Bir kol kanat gerin şu millete. Evet. Onu istiyoruz. Evet sevgili izleyenler, bugün Menemen Göktepe köyündeyiz. Muhtarımızın davetlisi olarak geldik. Büyükbaş, küçükbaş hayvan çiftlikleri var. Bu köy Menemen'i tepeden gören, evet, tepeden manzaralı, gören. Belki de Menemen'in en güzel köyü. En güzel köylerden bir tanesi. Tanıyalım sizleri. Ben Mustafa Işık, 1971 doğumluyum. Gazi Üniversitesi Bolu Mesleki Okulu mezunuyum. Hayvancılık yapıyoruz. Büyükbaş. Artı servis işletmecimiz var. Onu yapıyoruz. Onun yanında zeytin işletmecimiz var. Zeytincilik yapıyoruz. Böyle haşır neşir oluyoruz. Günlerimiz böyle geçiyor. Zeytincilik de var. Hoş geldiniz. Küçükbaş var mı? Küçükbaş var bizde. Onlar şeyde, Emrahem'de. Emrahem'de orada da bir işletmemiz var. Orada küçükbaş işletmemiz var. Burada ne var? Simentellerin var. Burada simentel var. Bir de alacalar var. Hoştanlı var. Daha biz bir amatör olarak yapıyoruz bu işi. Daha profesyonel geçemedik. Ama yavaş yavaş artık 10 tane yakın sağmalımız var. Bir daha bunları şey yaptık. Cinsiyoz cinslerini, daha simentelin sütlü cinslerine otosunu oradan aldık. Probadan. Nasıl süt fiyatlar? Yılbaşından itibaren 2800 lira. Artı yarına göre prim veriyorlar.
Bir de artı damızlık birinden litre başına 30 kuruş primi alıyoruz. Nasıl, kurtarıyor mu? Şu anda iyi. Hani ama yem fiyatları biraz yüksek. Yem fiyatları biraz daha, eğer biraz düşük olsa daha iyi olur. Zeytinler nasıl oldu bu yıl? Zeytinler bu sene güzel. Bu sene 10'da 15 ton kadar zeytin topladık. Salamura veriyoruz. Yeşilçam zeytincilik var Menemen'de. Onlara veriyoruz. Yani sıkmalık değil. Değil. Sıkmalık çok az bir zeytinimiz var. Yerli zeytin diyoruz biz. Ama bunlar şeylik trilye ve domates zeytini. Bunlar salamurluk. Arapayı samanı zamanında almaya çalışıyoruz. Harmanın üstü almaya çalışıyoruz. O zaman biraz daha avantajım oluyor. Yoncayı o zaman öyle yapıyoruz. Burada geçen yıl yonca vardı. Artık 5-6 sene yonca vardı. Şimdi bozduk işte, bir relas diktik. Yine tekrar seneye yonca dikeriz. Evet muhtarım. Köyün güzel. Beğendik köyünü. Evet güzel. Arsa arazi fiyatları nasıl? Öyle girelim lafa. Arazi fiyatları son dönemde artış gösterdi. Köye yolların olması, yani asfaltlamanın yapılmasıyla arsa fiyatları, arazi fiyatları artış gösterdi. İşte Mustafa Işık arkadaşımızın arazisindeyiz şu anda. Çok emek sarf etti buraya. Yani arkadaşımız gibi 3-4 kişi de devletin verdiği kredi teşviklerden de faydalanmak suretiyle kendi imkanlarıyla da bu tesisleri yaptılar. Büyükşehir'den herhangi bir köyde destek alan var mı? Büyükşehir'in koyun. Büyükşehir'in şu ana kadar fidan desteği oldu. Dün dağıtımlarını yaptık. Yani 250 adet fidan dağıtımını yaptık. Ancak bizim de görüşlerimiz oldu. Keçi istedik. Yani Halep keçisi veya Zanen keçisi. Onlara talebimiz oldu. Hani köylümüze canlı hayvan, keçi veya koyun şeklinde, hani fidan 8-10 yıldır dağıtılıyor fidan, ancak canlı hayvan talebimiz oldu. Onu değerlendireceklerini söylediler Büyükşehir'in Tarım Daire Başkanlığı o şekilde. Anneannem dedi ağlatçınız diyorum. Neler yapıyorsun köyde? Günler nasıl? İşte köyün işte bak, bu görüyorum bunlar. Bu tüm gün ben buradayım çocuğum. Bütün gün bunlar yandı. Bir iş yapmıyorum gayet. Ya hiç vaazına çok olur çalıştık ama çalışmıyorum. Namazını yaz, abdest. İşte ne o kadar. Seccademizin üzerinde. Seccade var, çok canım. Seccade aramıyorum. Yani bu saatten sonra böyle. Öyle. İş güç yok. Yok yok. Bunlar yanında duruyorum ben burada işte. Geliyorum buraya, umurumu ediyorum. Talimat veriyorsun bunlara. Beni bırakmıyor. Allah razı olsun. Bırakmıyor beni. İşte bunlar. Burada bir şeycik yoktu bak. Düpedüzdüm bu kadar. Ben ona üzülüyorum. Bir şey yoktu diyorum bu kadar, ne diyorum, bak ne mesele oldu. Kaç tane torun var? Torun kaç tane oldu benim? Sayısını bilmiyor musun? 15-20 tane var. Vardı benim, 20 tane. Torunum gördüm. Ben torunum, ben bir torunum dedim. Ha. Torun da torun. Torun, torun oluyor, bizim de torun oldu. Onun torunu gördü yani. Torunun torunu gördük maşallah. Evet. Öyleymiş, ben öyle mi? Öyle diyorum. Çok benim çocuğum, 4 tane çocuğum var da. 4 tane değil, 3 tane biri öldü, 4 tane çocuğum var. Torun çok, torun çok. İzmir'dekinin 4 tane var. Burada senin kaç tane var? Ben biraz kafam gidiyor, çünkü boş ver. Ramazan Bey'in Büyükbaş Çiftliği'ndeyiz. Evet, simantal yapıyoruz herhalde Ramazan Bey. Simantal, Montblair cinsi sütlük kombine bir ırk. Hayvanlarımız simantal, kendi daha önceden anaç hoşçenlerimiz vardı. Sonradan yavrudan da avantajlı olmak niyetiyle işte simantal Montblair ırkına döndük. Güzel, şu anda memnunuz hayvanlarımızın veriminden. Kaç baş hayvanımız var? Sağmal 10 baş. İşte kuruda olan gebelerimiz var, buzağlarımız var şu tarafta, erkeklerimiz var. Toplam 25-30 arası, 27 tane falan var şu anda. Meramız yok bizim burada, mera kısıtlı da. Gezinme alanımız var. Şu anda hazineden başvuru yaptığımız, talepte bulunduğumuz şurada bir gezinme alanımız var, çevirdiğimiz. Şu anda orası var gezinme alanı olarak. Meramız yok bizim burada. Bunları biberonla mı, sütle mi besliyorsunuz? Tabii sütle, süt kovamız var. Kaç aylık bunlar? Şu anda bu 70 günlük, şu ufak olan da 15 günlük. Maşallah. Maşallah. Gel bakalım, evet. Yenge, gel. Aile boyu buradasınız.
buradayız. Evet, nasıl hayvancılık? Neler yapıyoruz? Hayvancılık hem zor hem güzel. Hem kolay hem zahmetli. Yani hepsi bir arada. Çok güzel aslında. Gel delikanlı. Gel oğlum. Bizim ortanca olan kızla, iki kız var evde. Maşallah. Bize yardım ediyor. Aile boyu. Aile boyu. Tabii aile boyu. Burada işimiz bu. Bu şekilde devam ediyoruz yani. Evet. Yemler, süt fiyatları biraz anlatın bakalım. Evet, işte bizim tek sıkıntımız, tek derdimiz, sorunumuz o aslında. Yani yem fiyatları, süt fiyatları birbirini dengelemiyor. Yani süt fiyatları bugün Allah'tan ki Tarım Kredi Kooperatifi, Tarım Bakanlığı aracılığıyla süt almaya başladı da o şekilde bir şeyler olmaya başladı. Yoksa 1 liraya, 1,5 liraya biz daha önceki yıllarda süt veriyorduk. Yani kurtarmıyordu. Ama şu anda 2 milyon 300'ü yılbaşına kadar, şimdi 2.800 artı süt primi, bir de damızlık birliğinden bir şeyimiz alıyoruz. Desteklerimizi alıyoruz. Yani desteklerle baş başa gel. Desteklerle şu anda baş başa. Yani bize yine bir şey kalmıyor. Ha, 3-5 dana olursa o. Yoksa başka hiç yok. Elde var, sıfır yani. Ama tabii devletin, Tarım Bakanlığı'nın biz bu yem olayına, kesif yem olayına özellikle, kaba yemimizi bir şekilde kendi bahçelerimizden tedarik ediyoruz da, kesif yem olayına biraz el atmasını, bize yani üreticiye, köylüye, küçük işletmelere, aile işletmelerine yardımcı olmasını istiyoruz yani. Çünkü gerçekten zor durumda. Yani bizim ek gelirlerimiz var ki, var da biz o şekilde bu işleri sürdürebiliyoruz. Yoksa sadece hayvancılıkla yürütemeyiz yani. Tabii bahçecilik yapıyoruz, bunun yanında çilek bile yetiştiriciliği yapıyoruz ki yoksa öteki türlü hayatta... Çilek de var. Tabii çilek de üretiyoruz. Çilek zamanı geleceğiz. Her zaman bekleriz. Emir Alem meşhurdur çileğiyle. Ama eski o Emir Alem'in o nefaseti, o çiçek, kokulu, çilek kokulu. Kokusu yok yani. Abi şimdi... Eskisi yok. Evet doğru, tat haklısınız. Yok, lezzet yok. Yani. Evet. Yani bir 20 yıl evveline gidelim. Evet evet yok. Doğru. Evet, o yerli 216 dediğimiz çilekler vardı. Kokusundan şöyle 50 metre ileriden tarlanın yanında mis gibi kokardı. Şimdi şöyle bir tabir var. Eskilerden ne kaldı? Şimdi verimi daha çok alabilmek adına, çünkü masrafları karşılaştığın zaman eski metotlarla, eski fidanlarla verimi para kazanamazsınız. İnsanlar hep bir şeylere yöneliyor. Yani daha çok verim alabilmek. Hibrit tohumlara, F1 tohumlara. Bu nedenle ne oluyor? Verim çoğalıyor ama lezzet, kalite, tat olayı, koku falan. Evet, düşüyor yani. Yok. Ama tabii verim yüksek oluyor ama eskilerden, güzelliklerden bir şey kalmıyor. Tarım Kredi Kooperatifi muhafazalı süt depolayan, soğuk hava tankı olan işte 3 tane üreticimiz var. Bunların sütünü topluca alıyor. Ama küçük üreticilerin sütünü almıyor. Onlar da köy içinde satarak, vatandaşlara satarak gelir elde ediyorlar. Evet. Müzikle mi sağım yapıyor dediniz? Evet, onu tamam. Gördüm ben. Kendisi açıklasın. Bizim burada radyomuz var. TRT Türkiye açıyoruz. Hayvanları burada hem müzik eşliğinde sabahtan akşama kadar 24 saat müzik eşliğinde. Vallahi bana iyi geliyor. Onlara da iyi geliyordur tahmin ediyorum. Yani sağımların o şekilde. Tabii tabii canım. Tabii tabii. Süt verimini artırmak. Ya muhakkak ki şimdi müzik ruhun gıdasıdır. Onların da bir gıda oluyordur yani muhakkak. Onlar da. Tabii. Yurt dışında da duymuştum. Yani böyle bir tabii araştırmalarımızda duyuluyor tabii bunlar hep. Evet. Müzik hayvanlara iyi geldi. Şeyin güzel, şu poşu bağlama. Tartmak mı? Evet. Stili güzel. Ne stildir o? Bizim burada yörükler genelde bu şekilde bağlar. Bir denge çevir böyle bunu. Tamam. Bütünü dengeledikten sonra şöyle arkadan alıyorsun. Şöyle. Evet. Evet. Uyudu mu? Güzel. Evet, güzel. Tam bir yörük oldu mu? Evet. Hassas yörük oldu. Yörüyüz, Türk'ün özüyüz. Özüyüz, çimentosuyuz. Çimentosuyuz, evet. Evet. Biraz yörüklük hakkında da bir şeyle. Rahmetli ya, Atatürk ne diyor? Nerede bir obada, bir dağda, bir tepede bir ateş görürseniz, yörük obasının ateşini görürseniz veya yörüğün, bir yörük ailesinin ateşini görürseniz, o ülkenin bayrağı inmemiştir, toprağa düşmemiştir.
şeklinde bir sözü var yüce Atatürk'ümüzün. Yani Yörük Türk olarak bir aile olalım yeter. Evet. Bir aile. Bir aile olalım. Yeter. Yetiyor yani. Zaten rahmetli Atatürk de tek adamdır. Tek adamdır. Bak tek başına bu ülkeyi kurtarmıştık desek abartmış olmayız. Olmaz. Tek başına başarmıştır bu işi. Evet. Yanındaki insanları ikna etmiştir. Millete ikna etmiştir. Ve yedi düvele karşı da savaşmıştır. Bu toprakları, bu vatanı bize toka eylemiştir. Allah rahmet eylesin. Allah şefaatlerinden mahrum eylemesin. İnşallah. Çok büyük, ululazim bir insandı Atatürk. Tamam. Yani Atatürk'ü milletimiz tam manasıyla bilmez ve tanımaz. Yani evet. Yörüklerle ilgili de bu şekilde bir evet, sözü var. Anekdotu var. Tamberk'e aktarmış. Evet, yani o şekilde. Kabaca hani o şekilde, evet. Evet. Aklımda kaldığı kadarıyla. İstanbul Boğazı'nda karşıdan karşıya geçerken İstanbul işgal edilmiştir. Tüm savaş gemileri İstanbul Boğazı'nda da İngiliz'in, Fransız'ın işgal güçlerinin. Salih Bozok diyor ki karşıya geçiyorlarken taraflarına bile bakmadı diyor gemilerin şudur budur. Geldikleri gibi giderler. Nokta. Atatürk bu. Bak tek başına geldikleri gibi giderler ve gittiler. Gittiler. Evet. Bu vesileyle de yörüklükten atamızı girdik. Atamızı da anmış olduk. Bu hafta İzmir Menemen'in Göktepe köyü. Göktepe köyünden seslendik. Sayın muhtarımız bizlere mihmandarlık etti. Evet, bahara doğru yeni bir program daha çekeceğiz. Onun sözünü aldık. Yalnız orada kuzu dönecek. Kuzu dönerken programı çekeceğiz. Değil mi muhtarım? Tabii tabii. Onun sözünü alıyoruz. İnşallah. Nasip olursa çıkarsın onu yaparız. Evet, haftaya yeni bir köy meydanı hasat yerinde buluşuncaya dek sevgili izleyenler Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız. Toprak tutar, milleti toprak zapt eder.